sensiyelimi gerçekleştirdiğimi sanmıyorum. Yanından bile geçtiğimi sanmıyorum. Daha yapacak çok şey var. Her zaman bir üstü olabilir. Her zaman bir dil daha öğrenilebilir. Her zaman bir üst aşama daha gidebilir. Her zaman biraz daha para kazanılabilir. Her zaman biraz daha güçlenilebilir. <laughs> Efendim tamam. Superstructure'ı halledelim aradan. Dostlarım, canlarım, ciğerlerim. İyi yayınlar yazmış Yiğit Özdemir. Dün kötü vesileyle de olsa Space açmanı özlemişim. Yiğit bir şey söyleyeyim mi sana? rahatsız olmadım normalde olduğum kadar. Normalde olduğum kadar space'lerden rahatsız olmadım. Tabi az çok DM'ler falan beni rahatsız etti yani normalde hal so hatır... ben bir bir yıldır şey kullanmıyorum. Bir yıldır Twitter kullanmıyorum. Bir yıldır halimizi hatırımızı sormayan adamlar tak 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 hemen aa space 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 space, space beni space al abi selam abi selam falan yani ters bir anıma denk geleceksin ya yani siktir git falan diyeceğim sana ne olacak anladın mı? Yani hiç sevmediğim şeyler tipler. Onun haricinde beni rahatsız etmedi space. Allah, Allah. şaşırdım biraz yani toksik değildim. Normalde çok toksik Twitter ortamı. Abi selam seviyorsun. Magnus ben de seni seviyorum kardeşim. Artık her kimsen, her neredeysen. Pazarımı anlamlı hale getirdin. Hoş geldin abi. Vay funda kur. Teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Selamlı abi. Ne ara 14 ay olduk değil mi? Oğlum zaman çok hızlı geçiyor. Vallahi korkuyorum şu zamanınız geçmesinden. Canın sağ olsun Ahmet. Teşekkür ederim. Zort 2 ne zaman? Tahmin tarih ver be abi. Sorgula. Zortluk bir durum yok. Benim bir hesaplaşma videom var. Biliyorsunuz onu. Gelecek zaten. Ama zortluk bir durum yok. Zort baştan sona kadar kurgulanmış bir şeydi. O şekilde meydana geldi. Şu anda kurguluk bir durum yok. Adam gerçekten içeride. Değil mi? Yani zorluk bir durum yok. Onu anlamıyorsunuz herhalde. Ve de hani odak şu anda bak tekrar söyleyeyim. Odak şu anda adamın çocuğuysa, kendisinin başına gelen işte içeride olmasıysa kalkıp ben bunu şimdi şey miyim? Ben şimdi şunlarla kavga edeceğim. Ben şimdi şuna buna saplayacağım diye. O daha buraya mı çekeyim? Sizce mantıklı olur mu? Mantıklı olmaz değil mi? Mantıklı olmaz. 24 ay oldu. Aa. Olan hakikaten halpa onu oyan 24 ay olmuş. Vay be. Hayatımda tek korktuğum şey biliyorsunuz ölüm. Ama ölme ölmenin kendisinden değil. Potansiyelimi gerçekleştiremeden ölmekten korkuyorum gerçekten. O yüzden zamandan korkarım. Zamanın çok hızlı geçmesinden. Ve ne hikmetse gitgide artıyor hızlı geçme işi daha da hızlı geçiyor daha da hızlı geçiyor daha da hızlı geçiyor. Sonrasından yok sonrasından da korkmam lazım yani sol taşlar çünkü veremeyeceğim bir hesap yok ne para olarak ne işte faaliyet olarak ne bir söz ne bir şey hiç veremeyeceğim hiçbir hesap yok benim. O konuda rahatım. Gerçekleştirdim. Deniz tam olarak potansiyelimi gerçekleştirdim sanmıyorum. Yanından bile geçtiğimi sanmıyorum. Daha yapacak çok şey var. Her zaman bir üstü olabilir. Her zaman bir dil daha öğrenilebilir. Her zaman bir üst aşama daha gidebilir. Her zaman biraz daha para kazanılabilir. Her zaman biraz daha güçlenilebilir. Hep bir üstü var yani. Ne düşürdüm? Telefonumu düşürdüm. Yanıma koydum şimdi. Oğlum arası da şu telefonun şu var ya şu ses. Duyuyor musunuz onu? Şu sesi birisi bir ara şey yapmıştı. Çakmak ya da şunu. Benim taram var ya bak şunu duyuyor musunuz? Bunu sesi geliyor mu? Ben bazen sakalımı falan taradığım zaman, uzattığım zaman onu da bir ara şey diye tutturmuşlardı Ramazan'da. Çakmak diye tutturmuşlar Tarak halbuki. 24 ay oldu ha. Tamam geri dönelim şu süper chatleri hallederim. Yayında Tarak mı kullanıyorsun abi? Yok hep Tarak vardır yanımda. E sakal değilse saç. İfade özgürlüğü diye ağlayanlar John'un haberini alınca oynamışlar. Neden sadece kendilerini ifade özgürlüğü istiyorlar? Ya Aş Integra o şeyden çıktık artık. Yani ben salt demin bahsettim. Bu arada ara sen yayın başına sormuşsun. Cevaplamaya gerek yok bence ya. Değil mi? Yayının başında sormuştum bu soruyu zaten. İyi yayınlar Üstad yazmış Caner Erdoğan. Shadowban konusunda ne düşünüyorsun? Görünür örnekler var mı? Görünür örneği benim Caner. Daha yeni atlattık. Yani bundan bir ay önce benim şeyleri göremiyordun. Benim kanalı arattığın zaman YouTube'da çıkmıyordu. Var yani Shadowban. Sakallı hayal edemedim. Yani çok nadiren sakal bıraktım için Deniz. Bu tarak taşımak Karadeniz e özel bir huy mu? Reis de sürekli taşıyor yanında. Evet evet ben de şeyden büyüklerden kaldı bana da. SCV Twitter hesabı dışında bir hesap var mı? Brom orayı da takip etmek istiyorum. Cihan priv hesabım var bir tane ama Twitter'da çok aktif değilim. Priv hesapta büyük bir yaradır şimdi konuşmak istemiyorum. <laughs> Burada çok kızacak olanlar olacak ben giremedim edemedim diye. Teknoloji gelişti internet forum siteleri hatta canlı yayın. Bir tek bu milletin oh olsuncu kafası değişmedi. Pupa de çok yazık. Ya yani Megistas dediğim gibi çok fazla nefret çeken bir isimsen, çok fazla seni sevmeyen insan varsa, e bazen popüler olmak bile yetiyor bak hani Jaho de popüler biri olsun mesela. Ben ilk popüler olmaya başladığım dönemlerde Hiçbir şey değişmedi. Ne üslubum değişti, ne konuştuğum değişti. Bazıları öyle iddia etse de. Hiçbir şeyim değişmedi. Olduğum gibi Bazıları sırf şuna kızıyordu. Ya bu lavuk kim bunu niye izliyorsunuz? Falan. Abi biri deri biri bir şeyleri izleyecek mesela. Anladım ya buna da kızılmaz yani. Bundan da nem kapılmaz. Bundan da nem kapılmaz yani. Ama bazıları sırf ona bile nem kapıyor. Hatta şey hatırlıyor musunuz Gülşen vakası vardı. Kadını almışlardı içeri. Apart topar falan böyle haddini bildireceğiz diye. Ben orada size bir şey anlatmıştım. O magazin yorumlarına falan baktım. Dedim ki hep kadınlar. Hep kadınlar şeye yani Bir de böyle seküler kadınlar ha. Yani şey değil muhafazakar kadınlar değil. İyi iyi bu orospu bu da iyi yanlışmış da falan yazmışlardı altına. Bizim millet garip noktada. o noktada. Bu gerçekten bardakta. Abi Eko Erdem Hoca diploma mevzusu da var. Bu arada Jaho'ya ailesi geçmiş olsun diyorum. Bir, teşekkürler gergin görünüştü. Ee, takip ettim ama Erdem Atay'ın ilk yaptığı ilk defa yaptığı bir haber değil bunu sürekli söylüyordu ama ilk defa bir kesidi falan alınmış ve paylaşılmış oradaki mevzu diploma olmaması değil Erdem Atay'ın iddiası şu arkadaşlar Erdem Atay diyor ki bu adam Girne'den galiba Girne'den İstanbul'a aldırmıştı değil mi şeyini yatay geçiş yapmıştı geçiş yaptı üniversiteden. Ee, bu adam bu geçiş yapamazdı normalde diyor yani burada artık nasıl yapıldıysa bilmiyorum bir şekilde bunun geçişi sağlandı usulsüz bir şekilde geçiş yaptı ama orada üniversitesini tamamladı diplomasını aldı. Yani onun söylediği onun iddiası geçiş kısmı diploma kısmı değil. Tabi hani şey olduğu için hani Erdoğan diploması muhabbeti işte bununla falan öyle bir espri olduğu için orada millet o, o şekilde baktı o nokta. Yani bununla mı yokmuş diploması gibisinden ama diploma sorun değil. İddiası şey e, Girne'den galiba şey İstanbul'da değil mi? Girne doğru yanlış söylemiyorum. Ben Kıbrıs'ta diye biliyorum çünkü. Evet Kıbrıs'tan denklik alınmıyordu o zamanlar gibi gibi. Yani bir şekilde o zamanki Türkiye bürokrasisini biliyorsunuz bugün de aynı gerçi de. Evet evet Anaplı yakınları falan oradan çözmüş olabilirler. Fatih Altaylı'nın Erdem Atay AKP'li deyip sonra rey yapması hakkında vallahi takip etmedim. Ee, öyle demiş etmiş Fatih Altaylı. Ee, dikkat etmesi gerekir özellikle Kendisi de sıklıkla AKP'likle itham edildiği için başka gazetecilere hele hele böyle bağımsız araştırmacı gazetecilik sergilen insanları ki Erdem Atay'ın hakikaten çok iyi dosyaları vardır. Çok iyi kitapları vardır. Erdem abi tanıdığım de için demiyorum. Meryans'ın çektiği sıkıntıları da dertleri de bilirim. Siz de bilirsiniz yakında. Her görüşlerine katılmak zorunda değilsiniz. Yani bazı haberlere saçmalık da diyebilirsin. Bu önemli değil. Ama AKP'li diyebileceğim bir isim değil. Kusura bakmasın Fatih Altaylı orada yanlış yapmış. <laughs> yanlış ya. Yok dalga geçmeyeceğim. Ciddi bir şey. Ciddi bir şey bu. Alik AK Parti ile MHP ekseninde yakın tarihi anlatacağın seriyi ne zaman hazırlayıp yayınlayacağım merak ediyorum bilgiler. Valla şu an bütün şevkim kırıldı ya Seyit Muhammed Demir. Ben ne güzel bir video üzerinde çalışıyordum. Yani saldım metini falan saldım. Metin yazmıştım etmiştim uğraşacaktım. Tamamen buna angaj olduk, adapte olduk. Bunun üzerine bu işi çözmeye çalışıyorum. Tadı da olmaz herhalde ya. Tadı çıkmaz yani şu anda. Kıbrıs'ın iade itibarı mümkün mü sence? İbrahim yani sosyal medyada evet sosyal medyadaki insanlar hani evet salağı var, aptalı var, bilmem nesi var. Ay bunların hepsini okeyim ama izah edebileceksin bazı şey. İzah edebilirsin bazı şeydir. Ya kardeşim bu noktada da yanlışsınız falan diyebilirsin. Onu anlatabilirsin yani. Ama ana akımda öyle değil işte. Kendini anlatamazsın. Abi zamanında bu Konya grubu gibi troll ekipleriyle hesaplaşacağını söylemiştim. Belli şeyler geçtikten sonra yapacak mısın? Sence zaman değil mi? Teşekkür. Robert De Niro süper Super sormuş. Robert De Niro. bu da çok garip oluyor. Robert De Niro. De Niro diyeceğim sadece. De Niro şöyle bir olay var. Biliyorsunuz geçen sene Genel seçimden sonra ben bazı şeyleri anlatacağımı söyledim süreç, süreçle alakalı. Birçok bir insan da beni eleştirdi niye bekletiyorsun diye. Ben bunu prividen de söylemiştim zamanı var diye. Niye zamanı var, niye zamanı var diye. Ben herhalde kendim bir bildiğim var da zamanı var diyorum. Çünkü süreç bitmedi. CHP içerisinde bir kavga oluştu. Burada bir İstanbul ekibi var, bir Konya ekibi var. Genç Osman'ın tahtı sallantıda birbirleriyle kavga ediyorlar. Şimdi stratejik olarak benim bu noktaya girip de bunları konuşmam kime yarar, kime yaramaz, ne olur, nereye çekilir? nasıl bir etkisi olur? Anladınız mı? Karşı tarafa maksimum zararı verebilir miyim? Bahsettiğimiz çeteden gruptan. Ben bunları düşünüyorum. Bunları hesap ediyorum. Yoksa ben bana laf söylediler diye şunları şu yap şunu yapalım, bunlara bunu yapalım diye sinirlensem yani öyle akla alınmaz şeyler söyledi ki özellikle YouTube'da yayın yapan şu bu gibi isimler. bunu çoktan söylemem gerekiyordu. Çoktan bunlara patlamam gerekiyordu ama ben sabırlıyım. Dediğim gibi hayatım boyunca da sabırlı oldum. Hayatım boyunca da asla fevri bir şekilde bir hata yapmadım. Onu da söyleyeyim. Düşünmeden kurduğum tek bir cümlem yok desem çok iddialı olur değil mi? Var ya. <laughs> ellik, e, ee, Jaho, Bixi, Caz vesaire Ellik personasının arkadaşım yoksa senin kendinin mi? Bazıları persona, bazıları Ellik. Öyle söyleyeyim. Kendi kendini bitirecekler. Zamanını bekleyin diyordun. Cahre'nin çıktıktan sonraki süreç için Zort ve ekibi bir döneme girme ihtimaliniz var mı? Sefacığım, öyle ya da böyle. E, Javun sonucuyla ne olursa olsun ki çıkmasını ümit ediyoruz hepimiz. Ben öyle ya da böyle kişisel hesabımı bu bahsettiğimiz çeteli göreceğim. Ama burada illegal bet var. İşte yeraltı grupları var. Dilan Polat falan konuşuyorsunuz hepsini. Bu illegal bet olayı da ona dahil mesele. Oradan da neler çevirdiler neler şu anda. O konu da var. Çok geniş bir kapsam. Gazeteciler var. E, çektikleri operasyonlar var. Bütün o seçim süreci var. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı süreci var. Bunların hepsini ben konuşacağım. Yani bunlar şey unutulmuş şeyler değil. Hepsi bende notlu. Hepsi bende kayıtlı. Bizde hiçbir şey unutulmaz. Vakti geldiği zaman çıkarılır. Burak demiş ki Enlik Dilruba şimdi Caho bence planlı yapılıyor bu işler. Umarım başka yerlere gitmez. Dinlemedi seni Allah'ın kapısılısı. Burak'cığım. ya planlıdan ziyade sosyal medyada gündem oldu olduğu zaman hemen onun için kamuoyunu rahatlatalım olayı var ya. Sosyal medyaya bir şey servis etmesi. İslamcılar servis eder. Şöyle şöyle yapmış. Allah belasını versin falan gibisinden hop hemen o, o devreye girer. Bu taraf servis eder. Hop bu tutuklansın. Şu yapılsın. Bu yapılsın. Eğer yukarıdan seni koruyan birisi yoksa ki mesela Twitter'da malum bir tane troll var. Korunuyor. O kadar çok davası olmasına rağmen hiçbir şey olmuyor. Başına bir şey gelmiyor. Eğer seni koruyan birisi yoksa sen de bu gündeme şey yapabilirsin. Güme gidebilirsin. Selamlar. iyi yayınlar. Geçmiş olsun azizim. Teşekkürler. kusayınız Oğlum bazen hiç gülesin falan olmuyor da bu azizim duaya mimlerini falan görüyorum ya bizi. Biraz güldürüyor beni. <laughs> Doğu Bey'in Palpatine olması gerektiğini söylemiştin ama bence direkt Yoda. Atamıyor yani mantıken dediğin doğru. Hani şey olarak mentoru kaybettikten sonra kalkıp ikinci mentor olarak çıkması. Matematik olarak dediğin doğru. Ama şöyle bir şey var Yoda'nın iki tarafa da bir şeyi yok. Ustalığı yok. Anakin'in geçmişinden ziyade. Ya Doğu Bey Palpatine olacak ya da Doğu Bey benzer bir figürün daha etabli edilmesi lazım. O da herhalde şey yapardı. Karanlığı daha güçsüz gösterirdi. O yüzden öyle bir şey yapmadılar. Abi nöbetim var ve konuyla da alakasız biliyorum ama sorup geri dönmem lazım. Yapacağımız mesleğin bize göre olup olmadığını en iyi nasıl bilebiliriz? E, tecrübe ederek Walter. O yüzden zaten işte stajiydi, şu suydu, bu suydu var. Tecrübe edeceksin bir noktada. Başka türlü bilemezsin. Belki de hiç alakam yok diyebileceğim mesleğin, senin bir hayatının mesleği olabilir. Çok hoşuna gidebilecek mesleğin olabilir. Abi Almanya'ya gidecek diye bir şey diyor. Yok e, Ahmet diyor hiçbir şey söylemedi Ahmet. E, sadece şu an hukukla ilgileniyor. Yani çıktıktan sonra şunu yapayım, bunu yapayım. Onları düşünmüyor şu anda. Hukuki kısma bakıyorlar. Furkan Batuhan Koçak e, bizim gladiy serisi ne zaman başlıyor diyor. Yani bir update vereceğim onunla alakalısı ama şimdi bence zamanı değil konu hakkında update vermenin. Bazıları şey yapmış iptal falan Aa, öyle bir şey yok arkadaşlar benim hayatımın projesi biliyorsunuz. Tekrar tekrar konuşmak istemiyorum burada sonra yine gündem oluyor bilmem ne oluyor beklenti var insanlarda. Beklentinin farkındayım. Beklentinin de üzerine çıkacağımın farkındayım biliyorum. Ama zamanı var. Hala bu bütün olanlara kurgu diyen haberler var. Ona çok hayret ediyorum. Bir insan bile isteye kendi çocuğuna. der şu. Şöyle bir mevzuat var o konuda. Ee, bu Konya çetesi bu fişlemeyi, bu hedef göstermeyi, bu işte tehdidi falan yaptıktan sonra bu işin buraya kadar gideceğini tahmin etmediler herhalde. Hani AKP tarafının bu kadar atlayıp da hemen anında bunu içeri alacağını tahmin etmediler. Böyle olunca da İstanbul tarafı, İstanbul grubu, İstanbul örgütü daha işte İmamoğlu'na yakın olan örgüt daha böyle resmi olmaya çalışıyorlar. Daha böyle hani bu kılıçlar ultrolleri bir daha çingen işler şeyler böyle nereye saldıracakları falan belli değil anladınız mı? Çingen doğru olmadı. <laughs> Affola. Normalde işte çocuk çocukluktan kalma bir şey tabir olduğu için. Daha ona buna saldırdıkları için böyle utanmaları falan olmadığı için o grubun. Ee, İstanbul ekibi de şeye başladı. Şimdi bunlar, bunların yaptığı operasyon bizim üzerimize kalmasın. Evet, Retering tam da onların şey yönettiği ekip. O sebeple çıktılar ve şey demeye başladılar. Bunları satsan satamayız. Varoş diyebiliriz doğru mentalizm. Çirkef daha doğru. Evet, X. Atsan, atsan atamayız, satsan satamayız. Ne yapalım? En iyisi mi? Bu aslında kendi aralarında danışıklı dövüş hikayesi olsun. O bu sefer bunu paylaşmışlar. Danışıklı dövüş. Çünkü yani bu çıkarsa bizim başımıza bela olacak. Fazla ileriye gittik biliyorsunuz onlarda şey yok öz eleştiri diye bir kültür yok mesela şey diyemezler evet Konya çetesini yaptığı yanlıştır falan diyemezler ancak bile bir konuştuğumuzda falan bize söylerler evet biz de sevmiyoruz biz de haz etmiyoruz bundan falan ama ne yapalım gibisinden Kral ben Beşiktaş maçına kaçıyorum Trabzon'u yeneceğiz malum Free Jago maç mı var bugün? Allah hiç farkında değilim ya Enes Konç'e gizli ülkücü AKP'li değil miydik abi? Ekşi Sözlük ve Twitter'daki duayen yorumcular öyle demişti bana takipten çıkayım bari CCC Türkler geliyor evet maalesef ortaya çıktı Tıpkı Hakan abiyle olan ilişkimiz gibi, Hakan Fidan'la olan ilişkimiz gibi o da ortaya çıktı. bir tane şey yazmış ya bir tanesi. Nereden biliyorsunuz Erli'nin Hakan Fidan'a çalıştığını? Twitter'da kimi takip ediyor? Bak bakalım falan. <laughs> Abi onu senin yüzünden takip ediyorum biliyorsun değil mi? O esprinin öznesi sensin. Biliyorsun değil mi onu? <laughs> Allah'ım ya. Adamlarla dalga geçiyorsun. Dalga geçtiklerini anlamıyorlar ya. Deli dehşet. O zaman esprisi de kalmıyor. Gerçi biraz komik oluyor aslında bakarsan. Hay güncellendi. Ta aşağı düştüm ya. Hay Allah'ım. Takip dedin abi Sibel Can'ı niye takipten. Ya kadının yorum şeylerinin altına yazıyorlar tweetlerin altında. Biz geyik muhabbet yapıyoruz aramızda. Yoksa ne isteyeceğim ben Sibel Altına yazmaya falan başladılar. O yüzden ben de çıktım takipten şey yapmasın diye. Bunu almasın kadın diye. Konya ekibini küllük temizleyecekler diyorlar. Veterin yani e, şöhret canı şey düşünüyorlar. İmamoğlu tarafı. Gençlik kollarını falan düşünüyor galiba. Onların kendi meseleleri. Ben onlarla ilgilenmiyorum. Benim ilgileneceğim, ilgileneceğim nokta beni hedef alan. Bizi operasyon düzenleyen, bize saldıran, bize iftira atan insanlar. Abi Cahri'ne ses kaydı yapmışlar. Ben çocuk istemedim falan. Ya arkadaşlar yani Eleven Labs'ta falan herkes her şey yapabilir. Prim vermeyin geçin. Yani belki kimse umursamaz siz, siz gündem edersiniz onu yani. Siz verirsiniz etkileşimi. Super chat atladın abi. Atlamadım okuyorum şu an. Geriden geliyorum ama. Xiaomi peki sen nasıl nasıl gidiyor? Yorgunum. Kalbim kırık. O kadar başka bir şey değil. Efendim saygılar sevgiler. Bir mukavele. Selamlar 23 ay olmuş. Ne zaman çab ee, çabuk zaman geçiyor. Güzel. Hatice hoş geldin. Burak hoş geldin. Emre hoş geldin. Telefon S3 mini mi? Aynen. Güntekin Uysal'dan aldım. Buğra'cığım sen de güzelsin kardeşim benim. Senin ülken yok. Space'den beklenmeyen anda. Su gibi oyunu hiç seviliyorsun. İnşallah bugünleri atacağız. Midilya'ız lütfen. Meraklı be. Aslında onu atacaktım bu hafta. Böyle sürpriz yapacaktım. Bir tane essay videom vardı, bir tane Yavuz Midilli videosu vardı. Bir de üstüne yayın patlatacaktım, tarih yayını. Mustafa'yı ikna edersem eğer. Gel gör ki hepsi yine pazar gecesine geldik ve hiçbir şey olmadı, hiçbir şey yapamadık. Kohiba mı, Romeo mu, Julieta mı? Kohiba, Mustafa. Kohiba'dan şaşma, Kohiba'dan şaşma. Murat, tarağı sünnet olduğu için mi taşıyorsun? Elbette, bilmiyor musun? Ehli sünnet bir insan oldu mu tecrit koşunda mı Espri yapmayacağım, bir şey söylemeyeceğim gibi. Ya onun durumu ne iyi olabileceği kadar iyi öyle söyleyeyim size. Ama Burki bir şey yapacak size oradan. Ee, Burki bir haber getirecek size Ahmet'ten onu bekleyin. Size direkt olarak bir haber gönderdi benim bildiğim kadarıyla. Esenlikler kral. Jago'nun cezası önceden kesilmiş bir halde içeri alınmasını sadece başlangıç olduğunu düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum sence? Murat Çetin yayıncılar için evet bence de başlangıç. Yani en zayıf halka dedim geçen yine bazı jean fanları falan ağladılar altta da ne demek zayıf halka falan diye. Yani en çok hater olan olduğu için yani bunu kendisi de söylüyordu Ahmet'in. Bu beni söylediğim bir şey değil, kendisi de söylüyordu. En zayıf halka olarak onu görüyorlar. Bunu destekleyen zaten olmaz diye bunu alalım, oradan yürüyelim gibisinden. Ben bunu kastettim. Yani bırakın da arkadaşım hakkında nasıl konuştum ben de bileyim yani. Siz karar vermeyin hocam. Hı. Ne dediniz o işe? Almanca ağzıyla konuşmanı özlendi. Bir kere yapar mısın? Yaparım. Saint Xox'la yani şu an biraz şey keyfim yok. Keyfim olduğu şeyde de bir bir espri de bir esprili yayında pardon kelimeleri karıştırmaya başladım. Keyfimin olduğu bir yayında esprili bir taklit yaparım. Güzel. İyi geceler yayınlar nasılsınız efendim? Vallahi iyiyiz Furyan. Allah daha iyi etsin. Ölmedik kalmadık ayaktayız. Yıkılmadım ayaktayım. Üyeliğimi silinip tekrar gelmese de bugünlerde 3. yılım olacaktı abi. 20 aydır. Osman Tayyip Tosun. 20 ay olmuş. Ulan çok uçuk geliyor bana ya. 2018'den sonra 2017-18'den sonra vakit fazla hızlı geçiyor. Kontrol edilemez şekilde beni korkutuyor. 15 Temmuz'un üzerinden 8 yıl geçmiş. 8 yıl ne demek abi? 8 yıl. Erik abi sağlığın nasıl iyi misin? Sağlığım iyi teşekkür ederim sorduğun için. Bu merang cehennemini izleyince anneme diziden bahsettim. İzlemeye karar verdik. Annem Miroğlu deyince sevindi. Niye Miroğlu şeyine? Hani bilmiyor mu deli yüreği biliyordur zaten anne. Ya bir şey karalıyorum evet yani öyle olacak da bekleyin daha şu anda zamanı değil. İşin özeti erlik bir şey geciktiriyorsa bir bildiği var deyip kapatıyor o zaman konuyu. Yani ben kendi adıma Doktor paraselsus tabii kendi adıma kapatıyorum. Yoksa benim ne dedim yani size benim bir bildiğim var lan beni dinleyin diyecek değilim elbette. Ben kendi adıma bir planım bir bildiğim var. Öyle söyleyeyim. Mesut sen de hoş geldin. Alihan sen de hoş geldin. TV sen de hoş geldin. Hello burada hastu Europa the Last Battle gizin yok görmedim. NAK ne olduğunu bile bilmiyorum şu anda. Enes Konçe Twitter operasyon merkezi demiştim. Bu da kanıt. Evet yani bunu sırf bu değil seçim dönemi kanıtıydı aslında. Hüdapar'ın anayasaya saldırmasına ne düşünüyorsun? İnceleyemedim Abdullah Gökçen. Ee, siyaset incelemek isterdim pazar gününe. Yani cuma bir video atacaktım. Cumartesi tarih yayını yapacaktım. Bugün de şey yayın yapacaktım. Siyaset yayını ama tahmin edebilirsin ki yani bütün gün bunu işlerle ilgilendik işte hiç şey yapamadım. Kendi ailevi meselem de vardı onlarla da ilgilendim. Çağan Buğra Tural yani şey ilgilenirim oturup da Hani bazen şey düşünüyorum artık seviye olarak bu tiplerle uğraşmam benim bana yakışır mı? Abi Gladio izlemeden önce bilmemiz gereken olaylar ve okumamız gereken kitap vesaire. Önerilecek bir kitap yok ama e, benim videoları izlemiş olacaksın zaten. O konuda bir sorun yok. Yani sıfırdan izleyebilirsiniz. Mevzu değil. Bak Knox Deus mesela şey sormuş. Türkiye'nin e, şey başvurusuna. Siyaset yayını. Anca siyaset yayını uzun uzun konuşuyoruz. yayını olması gerekir. Yine mi ses kesildi? Operasyon mu çekiliyor? Allah senden razı olsun. Kaiser eyvallah kardeşim. Ne demek? Estağfurullah. Tamam. Şeyleri bitirdik. Super chatleri. Bitirdik de sanki başka şeyler de vardı ya. S3 Mini esprisi ne? S3 Mini esprisi şu seçim zamanı. Altın masada herkese bir şey veriliyordu ya. Güntekin onaya da şey olacak diye. S3 Mini verecekler diye böyle bir dalga olmuştu espri o. Hiç böyle düşünmemiştim abi. İyi yayınlar. Emrullah eyvallah. Teşekkür ederim sağ ol. Var Ali yani konu dışı ama hangi çayı kullanıyorsun? Türk marketlerde satılan çayların memleketten özel getirttiğim mi? Yani imkanım varsa Mert Yasin çay kurdan bizzat işte çalışan akrabadan şuradan buradan alıyorum. Yoksa da gider marketten alırım. Ama yani akrabalarınki daha işlenmemiş oluyor öyle söyleyeyim sana. Şeyh Said davasının alakası var mıdır sizce? Sanmıyorum Derya. ya. Ve fakat. <laughs> Dedim mi bugün ve fakat? Mutlu olmak istiyorum Golden Weed. Herkes ister. Ancak sen mi mutluluğu arar ve bulursun yoksa mutluluk mu gelir ve seni bulur? Şayet öyleyse aramak mı gerekir yoksa mutlu edecek kişiyi mi bulmak gerekir? Hı? Ne dersin? Birisi Yılmaz Güney üzerinden yine sana sallamış YouTube'da yorumlarda trolledim azizim duayen yorum vesaire diyerek ciddi aldı adam bu kadar gariptir işte. Enes Konca ben şeyle ilgilenmiyorum ya. Yılmaz Güney meselesiyle artık ilgilenmiyorum. Ben diyeceğimi dedim yapacağımı yaptım. Kaç sene oldu yani 3-4 sene önceki mevzu. Dalga geçiyorum arası da o kadar yani ben artık bu tartışmalara dahil falan edilmek istemiyorum. Yani bir cevap verilecek bir cevap yoksa eğer edebiyat yapma çay koy. Yok bugün çay yok. Volina o dönem çok rastgele insanların bile ağzından Güntekin olay diye çıkması gizliden gizli kimlerin sizi takip ettiğini belli ediyordu. Volina o dönem hakikaten çok takip eden vardı şaşırdım böyle gazetecilerden, oyunculardan falan. Hani biraz daha dikkat etmeye başlamıştım yayında konuştuklarımı. CC <laughs> hoş geldin. Shock Voice aslanım benim hoş geldin. Geçen yayını izledim güzel kardeşim çok güzel bir yayın yaptın. Bizim de yüzümüz gülecek mi? Bizim yüzümüze gülüyorlar Cese TV. Bir ara gaming konuşalım mı? Bu kanalda değil büyük bir ihtimalle ama Berkay konuşuruz ben çekinmem. Gerçi Umur'la konuştuk. Yani şey sinema konuştuk sadece doğru. Gaming'in de başkasıyla konuşuruz. Abi annem Miroğlu'nu biliyor. Galiba ben bahsedince geçmişi hatırlayıp mutlu oldu. Bunu çok yaz. E tamam anladım anladım. Neyi kusura bakacağım canım normal yazıyorsun şey hani bizim dönemimizden bizim dönemimizden bir şey izliyorsun diye değil mi? Tabii normal. Ben o konuda mesela rahatım. Yeşilçam bütün dönemlerini bildiğim için muhabbet falan ettiğim zaman insanlarla tam onların dönemlerinden işte jön, jön dönemlerinden falan şey yapabiliyorum. Muhabbet edebiliyorum. Abi ne marka pro kullanıyorsun? Demin Ahmet Yörük söyledim. Kohiba. Ece Bulut, abi Balkan Türk'le ilgili video gelir mi? Ece Bulut geçmişe yönelik diyorsan eğer hani sürülmeleriyle alakalı. Bu Yavuz ve Midil'in başına değineceğim. Bir de ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Çünkü bana sorarsan bizim tarihimizin en büyük soykırımıdır. Kırımıdır yani. İnsanlık ayıbıdır ama konuşulmaz. Biraz da kültürlerine falan da değinmek istiyorum. Çünkü bir kültür yok edilmiş. Silinmiş ya. Topraklarından silinmiş insanlar. Akıl alır gibi değil aslına bakarsanız. Soykırımın tam tabiri aslında biliyor musunuz? Abi annem bir gün Ellie'yi hiç sevmiyorum. Çocukları zehirli, ülkücü adam dese Spider-Man, Ant-Man gibi olsa çok iyi olmaz mı? Olabilir. Benim ailemden beni sevmeyen insanlar vardır büyük bir ihtimalle. Yani beni değil derlik Erlik karakterini. Tut kaşığı yazmış Shock Voice. Şok Voice'da biz sadece bir ara hani hala öyle de bir ara sadece şey yapıyorduk. Sadece şey muhabbeti yapıyorduk. Ee, Abuzer Abuzer Kömürcü Erdal. Sadece muhabbet yapıyorduk. Ne yapıyorsun lan it falan diye. Bir tarihçi de takip ediyor yorumlarından belli. Anna on artist bir erlik hedi üyeliği hediye etti. <laughs> tam, tam üst üste geldi bak. <laughs> Kastettiğin kişiyle Enes. <laughs> Tam üst üste denk geldiniz. Abi TT'nin ölüm listesi gibi senin de kafanda bir liste var mı? Sikilecekler listesi. Herkesin vardır. Sayit Buğra Öz Aslan. Herkesin listesinde vakti gelince ben bunu mahvederim dediği bir şey vardır. İsim vardır. Ama ben beklerim. Ben hiç kimseye böyle şey saldırmam. Düşünmeden saldırmam. Uğraşmam. Beklerim. Elbet herkes hata yapacak. Babacım arkadaşlarımın yanında beni rencide etme. Yeting yolda. Ya oğlum sokmayın beni işte yine moda ya. Kurtar versin onu. Ee, abi KVP'nin TNT'de yayınlanan sezon hakkında ne düşünüyorsun? Bence en iyi Polat o sezonda. Ee, şey var bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? TNT'nin sezonunun şeyini seviyorum. Bak yine vadiye girdik. Ya oğlum yapmayın diyorum. Yine vadiye sokuyorsunuz beni. TNT sezonunun color grading'ini severim. Çok iyi shotları vardı. Mesela o sezonda böyle şeye biraz abanmışlar. Geçişleri, sahne geçişlerini biraz uğraşmışlar. İşte ne bileyim su getiriyorlar. İşte su şeyinden kahve bardağına geçip başka bir sahneye böyle bir referans var. Mesela i̇şte kapı açılıyor, başka bir sahneye falan gidiliyor. O sezonda abanmışlar bayağı. Renklendirilmesi falan iyi. Polat karakterinde bir farklılık var falan. Son kez bu arada bütün ekibin bir arada olduğu sezon ya o sezon. İşte kara falan da var. Underrated bir sezon. TNT sezonu. Özellikle 5 gibi rezil bir sezondan sonra. Underrated bir sezon. Kötü bir sezon değil. Cahit de olsa TNT hangi sezon? 6. sezon. Savcı Leyla'nın geldiği sezondur. Özgür kardeş ee böbürlenmeyeceksin ee. Aydemir Akbaş da gitti. Bak onu şimdi bütün kolpaçın replikleri söylediğimde bütün o esprileri yaptığımda aklıma hep Aydemir Akbaş gelecek. Öldü gitti adam be. Vallahi inanılmaz. Tabii ki de yaşını falan almıştı da yani bir figür olarak biliyorsun ya sonuçta hep hayatında olan bir figür ya. Yani çok da bir bağım yok yani Aydemir Akbaş'tan da sanki şey gibi bahsettim böyle çok wise bir man böyle hani hayatında mentor karakter olacak bir isimmiş gibi bahsettim de. Eren Erdem'in kutu kolasına selamlar. Pusuda laiklik falan konuşulduğu bir sahne vardı. Aşırı sinsi siyasal İslam propagandası vardı. Evet Laz ya şey diyorsun sen. Türkiye'de laiklik var. Bize sekülerlik lazım falan. <laughs> Tam Bahadır Özdener'in yazdığı replikler onlar biliyor musun? Oğlum zaten laik bir devlet, seküler bir toplum yaratır. Devlet layık olmasın, toplum seküler olsun diyemezsin. Yani çok saçma sapan bir cümleydi o. <laughs> Öyle bir dünya yok yani. Bak bu en büyük kurtlar versin yaptığı en büyük hatalardan biri şeydi senaristlerin özellikleri. Kendilerini böyle bir kanaat önderi olarak görmeleri. Çok büyük bir hataydı o kendi kendilerini çok fazla ciddiye almaya başladılar. Abi Jahreyn'i savunmak sosyal ortamında insellik, hayvan düşmanlığı vesaire olarak algılanıyor. Seni anlatamıyorum. İzlemen lazım diye biliyorum sadece. Yani İdovork biliyorum. Biliyorum. Yani i̇nsellikle uzaktan yakından... Yani gerçi söylesen de ne olacak yani. Benim neyim insel mesela? Yani, kafayı yemişler. Biliyorum o grupları falan. Yani izlemesinler zaten. an, yani, i̇zleyip de anlayamayacaksan zaten bizim anlattığımız bir şey izleme. Kusura bakma. Abi Belçika okumaya gidiyorum ne tavsiye edersin? Belçika hakkında uzman değilim. Baron Karahan'la. Sadece başarılar sana Umarım hayatın güzel gider seviyorsun abi Puh kaka bir mukabele kardeşim Umarım seninki de güzel gider çok teşekkür ederim Soner vermiştir gaz yok yok o dönemler Soner Yalçın O da TV davasından içeride <laughs> O dönemler içeride Soner Yalçın Kavga ettikleri dönemler onlar Sonra barıştılar tekrardan Lebo var var yayınlamayı bekledim bazı şeyler Efe demin söyledim öyle bir durum yok O da TV varyansının arasında ne oldu abi Valla Ruth Arat Nihat Genç Soner Yalçın diye Bizzat kendinden dinle. Yani ben o dönemler tanışmıyordum. Varyansın'la. Bizzat kendinden dinle. Abi konuyla çok alakasız özür dilerim ama şunu çok merak ediyorum. Sarıgül'ün videosunun devamını niye yayınlamadılar? Anlaştılar mı? Oğlum <laughs> emrullah yani. insanlar çok şeyi merak etti ama kimse videonun devamı nerede? Yani o videoyu izledikten sonra kimse bunun devamı yok mu? Böyle bir talep olması. <laughs> niye böyle bir talebin var oğlum senin? <laughs> Sarıgül videosunun devamı nerede? Yani devamını yayınlamaya gerek duymamışlardır oğlum yani. Sonuçta o bir cezalandırma olarak düşündüler onu. Yayınladılar geçtiler. İyi yayınlar abi. Kayseri'den selamlar. Özlem gibisin. bilmiyorum mukabele. Helis kendine çok iyi bak. Kayseri'ye selam olsun. Her Kayseri konusu açılınca canım mantık çekiyor ya. Ya Sarı, Sarıgül'ün zaten öyle olayları falan vardı arkadaşlar. Şey değil o. büyük bir sürpriz falan değil. Bütün gazeteciler herkes biliyor zaten. Birkaç tane siyasi isim daha var öyle. Hatta ben yayında uzak, anlaşılmayacak şekilde dalgasını geçmiştim hatırlarsınız. Yani kimse şaşırmadı ona. Twitter makaraya bağlı. 21 yaşındayım. Babam USA'de Hollanda'ya göçeceğiz. Türk bir genç için ne demek isterdin? Pukaka yani bu nereye gidersen git adaptasyon önemli. Ben çok yabancı şeylerde bulundum. Uzun sürede kaldım. Hani benim Almanya kültürüme de yabancı. Hani oraya da yabancı başka kültürlere gittim. Adaptasyona bakacaksın. En önemlisi erinmeyeceksin, çekilmeyeceksin. Hiçbir utanman, arlanman olmayacak. Hiçbir noktada çekilmeyeceksin. Önemli olan ilk periyotta, bir senelik bir periyotta hızlı bir şekilde alışma, alışman ve kültürlerine adapte olman. Kültür şoku olduğun bazı şeyler olacak. İlk defa mı çıkıyorsun bilmiyorum. Yani ilk defa ise kültür şoku yaşayacağım, bazı şeyler olabilir. Özellikle yaşın 20 yaşın, 21 yaşındaysa da. Ama hızlı bir şekilde adapte olursan eğer, sonraki süreçte rotanı çizersin. İlk bir senede zaten başka bir şey yapamazsın. Adapte olmaya bak. Hiçbir şeyden çekinme onu söyleyeyim. Kültür şokunu minimalde tutmaya çalış. Selamlar sevgili kardeşim. Fevzi Paşa ve Alparslan Türkeş'in aynı tarikata bağlı olduğunu birkaç defa söylemiştin. Hangi tarikat paylaşabilir misin? Aziz söylemez. Hangi yayında konuştuğumuzu diyorsun? Mustafa ile konuştuğumuzu mu? Hatta yanına gömdürmüştü kendini değil mi? Neydi o şeyin adı ya? Neydi o şeyin adı? Ee, tekke'nin adı. Aa dinin ucunda ya. Hatta Fevzi Paşa'nın şeyini söylüyorlar şeyden dolayı. Nakşibendi, nakşibendi bir kol. Nakşiler değil. Direkt şeyin adı vardı. Böyle bayağı şey de var. Ee, nasıl bir tabir kullanır ki ya? Nakşik kolu onu biliyoruz da şeyin direkt ismi vardı. Dur ya ben onu bulmadan yayını devam ettiremem zaten. Dur halledelim onu. Caferi değil yok karkası yok. Fevzi Efendi'ydi değil mi? Fevzi Efendi miydi? Doğru doğru Fevzi Efendi olması lazım. Mustafa olsaydı direkt şey yapardı şimdi söylerdi ya. Onun hafızası iyi o konularda. Hatta yanına gömdürmüştü kendini. Türkeş, Türkeş durumu hiç ilginç değil arkadaşlar. Türkeş İsmail Ağa'da gidiyor. Menzile de gidiyor. İşte ülkücülerin o bir şey yok. Bir sürü şey de var tarikatlı şey de varlar onlar. Dur bakalım ya buluruz onu. Bu, bu. Küçük Hüseyin Efendi doğru. Küçük Hüseyin Efendi. Küçük Hüseyin Efendi boyu küçük olduğu için tamam oradan kalması gerekirdi aklında. Zero Senpai doğru doğru Küçük Hüseyin Efendi. Oh be ulan sabahtan beri <laughs> sabahtan beri nasıl şey olduysa Küçük Hüseyin Efendi hatta şey onun derganın türbesine defnediliyor. Soda Adam 30 kere yazdık. O zaman kusura bakma ben çete bakmadım. Şeye girdikten sonra. Google'a girdikten sonra. Hatta oradan şey vardı ya bu Sabetay Üzey, Üzey Garih muhabbetleri falan vardı. Hiç girmeyelim o konulara şimdi de öyle muhabbetler vardı. Ama Türkeş konusu farklı Aziz söylemez. Türkeş konusu şey, Türkeş'in bir sürü tarikatla cemaatli şey var. Stratejik bakıyor çünkü yani özellikle Soğuk Savaş'tan sonra. Bu Yeşil Kuşak muhabbeti falan. Super Chat. Tarikat konuşuldukça Far Cry 5'i düşünüyorum. Hiç sevemedim oyunu biliyor musun? Konsept falan güzel ama gidişat ve bitiriş şey değil hoş değil. Yüksek fırtına beyin fırtınası oldu. Yok beyin fırtınası olmadı. İsmi hatırlayamadım. Bir de gömüldüğü yeri hatırlayamadım. Türbesini hatırlayamadım. Var mı son konular? Abi bana yatırım tavsiyesinde bulunur musun? Gerçekten işte hiç... ben yatırımcı değilim. Emirullah Öz. O yüzden benim konularım değil. Ticaret falan soracaksan sor. Ticaret söyleyeyim sana ama yatırımdan falan anlamam. Git Bixi'ye sor onu. Bitcoin, Bitcoin bilmem ne. Onlar Bixi'nin işi. Borsa şu bu. Can Gündoğan iki buçuk yıldır abone bir yıldır üyeyim. Nice o evlatlarıyla mücadeleye abim. Şuto beni prival ne olur. Ulan şut ne darlıyorlar biliyor musun beni prival beni prival diye. Çekin istekleri tekrar atın arkadaşlar. O bazen ara ara alıyor böyle. 100-200 kişi alım yapıyor. Deutschrap Rap yayın olsun herlik. Mete Yaman yaptık bir yayında ya. Distreklerden falan bahsettim anlattım böyle. Oldu o yayın yani. Ulusalcılık ile Atatürk Milliyetçiliği aynı şey midir abi? İbrahim Aslan yani şu. Atatürk Milliyetçiliğinden kastının ne olduğu önemli. Ulusalcılar için elbette o şekilde yani. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu bu yol onlara göre. Sol Kemalistler için başka bir şey. Ülkücüler bile kendilerini şey görüyorlar. Atatürk Milliyetçiliği budur falan. Herkes kendine bir noktada görüyor. Yorum yapılmaz, konuşulmaz yani bunlara. Eski filmleri kaliteli bir şekilde nerede izliyorsun? Duran temin etmeye çalışıyorum parasını vererek fiziksel olarak. Ama genelde arşivde falan oluyor eski filmler. Türk filmleri falan diyorsan o zor. Orada bayağı araştırman lazım. Eyüp Sultan mezarlığında Necip Fazlı, Kısa Mareşal Fevzi Çakmak ve Mevlana Küçük Hüseyin Kabirleri bulundu. Evet, Zero. Ondan bahsetmiştim geçen yayında. Arkadaş onu sordu zaten. Böyle böyle demiştin. Hangi şeydi bu? Unuttum gibisinden. Ben de unutmuşum. <laughs> O da onu, o bilmiyordu ben de unutmuşum. Abi hip hopçı olduğunu biliyorum. Hiç grafitici arkadaşların oldu mu? Hiç beton spreyli grafiti yaptım mı? Ben grafiti yapmadım. Bu ama biliyorsun hip hop kültüründe grafiti ve sprey olduğu için e, arkadaşlarım vardı tabii ki de. Tren bombalama falan diyorlar ya şey. Spraying camiasından var. Connected onlar. Hala yapanlar bile var bu arada. Abi Biggie mi Tupac mı? Biggie. Baron Karanlı. Ben Biggie'ciyim. Biggie Elik personasıyla ilk orta ve son kuşaktan birilerini bulup Almanya ve grubeçilik üzerine yayın yapar mısın? Elik geçmişten günümüzde. Mete Yaman bizim şeyde var. Erlik Oyunçbirliği git. Furkan'la, Aslan'la ikisi de Almancı onların. Has Almancı yani şey değil. Göçme falan değil. Has Almancı onların ikisi. Onlarla muhabbetler yaptık çok. Gurbetçi, yani gurbetçileri benim kadar anlayan, yani kendimde olduğum için anlayan, sorunlardan bahseden yanlış anlaşılmaları düzelten başka bir isim yoktur herhalde. Tupak diyebilirsin arkadaş, Tupak'ın aurası var. işte star bilmem ne vardır ama hani hip hop'tan anlıyorsanız eğer stili, sound'u her şeyle birlikte Biggie'dir. Biggie daha kendini hastır nevi şahsına münasır bir adamdır. O rhyme pattern'ları, flow'ları falan Biggie'nin ayrıdır. Tupac'ın şey bir şey diyeceğim alacaksınız şimdi. Ama alışıla gelmiş bir flow var. Yani kendisini stil, stil olarak kendisinin. Ama flow'un dışına çıktığı çok nadiren oluyor. Biggie öyle değil. Biggie her track'te en az 2-3 kere bir flow varyasyonuna falan girebilir. Çok daha geniş bir alpazisi var. Çok daha kendi bir stili var. Çok daha bir New York stili falan var. Tabi Tupac'ın mirası devam ettirebildi. Devam ettirilebildi. West Coast, East Coast muhabbetlerinde. Biggie'nin mirasını devam ettiren olmadı. O yüzden belki bir akım bir ekol olmadı. Bir eğer bir ekol olsaydı e bugün belki Bigi de o kadar bize şey gelmezdi. Almanca'da şey derler. Maxma. Hani kendine özgün şeyi var, stili var, özelliği var diye. <laughs> Reis Avrupa'daysan Strasbourg'a davetlisin. Spectre birkaç kere geçtim. Strasbourg'dan bir kere de kaldım. İlginç bir şehir o kadar söyleyeyim. Oradaki Türkler de ilginç. Abi neden ticari tavsiye vermiyorsun? Menemen yedim diyeyim. Oğlum çünkü ben seni biliyorum. Ben sana bir tavsiye veririm. Sen tam tersini yaparsın. Sonra erlik yaptı o yüzden böyle oldu dersin. Tupak'ın Müslümanlar hakkında söyledikleri nasıl buluyorsun abi? Yani şöyle Müslüman olarak olumlu buluyorum Duran. Ama oradaki Amerika'daki Müslüman yapıyı da özellikle siyahi Müslüman community'yi de bilmek gerekiyor. Pek bizi ilgilendiren mevzu değil aslında bakarsan eğer. Bize o dönem gençliğimizde falan çok gösterilirdi o bak Tupak falan ne diyor Tupak adam gibi adamdır Kiluminati. işte düzene meydan okudu öldürdüler falan biz o şeyden geliyoruz. <laughs> o jenerasyondan geliyoruz. Doğu yakasından Nasi'dir abi. Oğlum Nas şeydir. Top 3. Top 5'te vardır Nas. Top 5'te vardır. Nation of Islam aynen veyvey. Ne of İslam zaten çok ilginç çok değişik bir yani şey kafa. Hastalıklı şeyleri de var, düşünceleri falan da var. Ben eskiden onları bilmezdim mesela. O Müslüman falan filan diyorlar diye böyle bir şey yapardım öyle bir sempatiz uyardım gençliğimizde de. Sonra tabii araştırınca falan bakıyorsun ki oğlum bunlar kafayı yemiş yani. Super Bowl'a bu sene Kendrick geliyor izler misin? O Lil Wayne'in hakkıydı. Bana sorarsan Emre Gökçe. Lil Wayne çıkması gerekiyordu. Kendi şehriydi ama işte Kendrick hep bir itimaz geçiriliyor. Hep bir e, endüstri besleme beslemeliği var onunla. Devletçilikle sosyal demokrasi kıyaslanabilir Hangi noktada Nigrum devletçilikten kastın ne bu arada? Hani sosyal demokrasi bir noktada baktığın zaman liberallere göre devletçi bir kafa yapısı ona bakarsan eğer. Liberallere göre herkes devletçi de o ayrı. Ali yani gelir vergini %60 üzerinden almaya da Doğru mu Ahmetciğim? E, ki ülkede de ödüyorum bu arada. Bütün vergilerimi. Hem Türkiye'de hem Almanya'da. Almanya'da %60 değil %42 keşfetsin şu yazat. Benim. Hatta daha geçen ödedim. Bir tane attık daha yeni başlıyoruz. 7-1 olur bir bakarsın. Hayallerinizde bile 8'e gelmiyorsunuz. Niye? <laughs> Çıtayı çok mu yükseğe koydunuz? <laughs> Sendex olsun. <soğuk. gülüyor> <laughs> Kick mesajları nasıl da ignor ignorlamıyorum Buğra. Bu Görmedim. Dayı senin taklitler... Ee... Dur ya mesaj kaçtı çocuğun. Dayı senin taklitler dileme dolandı aylardır. Muga'nın Hanım Milliyetçi Hareket Partisi olarak diye geziyorum. Bu normal mi? Gayet normal. Ben de kafayı yemiş durumdayım çünkü. Size de bulaştırdım onu. Sinan Volkan Yörük hoş geldin. Üye olmuş. Ee, bir ara motivasyonla ilgili podcast gelecekti ikinci kanal sonra kaldı var mı plan? Plan olarak yok doktor Paratelsus da. Hani keyfim şey olursa o an konuşmak istersem konuşurum yapım gereği Neyse içimde o arkadaşlar. Ben hayatta asla hissetmediğim bir şey söylemedim. Ağzımdan çıkmadı. Ne söylediysem hep düşünerek, hissederek pardon söyledim. Abi senin Napoli nefretini körüklemek istemiyorum ama Apo'ya fahri vatandaşlık vermişler. Körüklemek istiyorum pardon. Zaten nefret ediyorum. Bu da ya tam onun hak ettiği yer ha. Tam Apo'luk yer orası. <laughs> Dur son şeyleri de bakayım. Ufaktan kapama zamanı geldi. Ben de farkındayım. Yani. Üstad selamlar uzun süredir takipteyim. Elini ağzına emeğine sağlık yaptığın her şey için takipteyim. Eyvallah Sinan Volkan Yürük. Selam olsun sana. Kendine iyi bak. Son vergi cahillik. O nasıl vergi be? Vergi arkadaşlar. Ha dur ben geriden geliyorum pardon. şimdi vergi ödenecek gençler öyle bir dünya yok. Para kazanıyorsanız vergisini çatır çatır ödeyeceksiniz. Benim vergi vermeyle alakalı bir sorunum yok. Ben vergimi veririm ama vergilerimin iyi değerlendirilmesini isterim. Yani sosyal bir devlette adil bir şekilde dağıtılırsa benim vergi vermekle alakalı bir problemim yok. Apo ölürse apocular ne yapar acaba? Uma yani o tanrısallaşmış bir figür onlar için. Tapıyorlar yani. Ne yapar herhalde heykelini falan dikip tapmaya devam ederler. Tava falan eder ulastaları. Ne yapacaklar? Normal değil oğlum onlar. Ciddi diyorum bak teröristler falan diye demiyorum. Hani tarikat o. Bildiğim bir tarikat. Din olmuş yani kendi içerisinde. Diyor ya Apo ben diyor apatiyoze mi yaşadım? Apatiyoze biliyorsunuz tanrısallaşma demektir yani. insanlıktan tanrısallaşma. Kafayı sıyırmış o herifin kitaplarını falan okuyor. Yalçın Küçük gelene kadar, Yalçın Küçük etkisine kadar baya deli saçması şeyler yazıyor yani. Akıl alır gibi değil. Apo'ya hök desen 10 kilo altına bırakıl demiştin. Evet demiştim bunu şey de söylüyor. Oğuzhan'ın babası da söylüyor. Ya yani bu şekilde bu, bu, terimlerle söylemiyor ama yani anladınız. Erlik Kamala son yayında Trump'a izlemedim. İzlemediğim konu hakkında yorum yapmak istemem. Hmm, kek yok abi. Kek niyetim yok ya. Kek niyetim yok. Tamam var mı başka şey? Yavaş yavaş kaçalım be. Hı? Tadımız kaçmasın hadi abi Rıza Bey. Yavaş yavaş kaçalım. Yeter bu kadar. Be. Kısa tutacaktım yayını uzadım. I, I, dur bakalım. Esasen her şey düzelir de. Dur bakayım. şey gitti. Esasen her şey düzelir de. Bu sosyal çöküş toplumun geneline yayılan denejenerilik. De, de, Dejenerilik demek istiyorsun. Toparlanabilecek seviyeye geçti mi? Yok hayır ben şu anda tamamen Hindistan baharatlı Brezilya Brezilya anlaşmaya gittiğimizi düşünüyorum zaten. Çok zor bunu toparlaması. Ancak yeni neslin hakikaten sağlam bir nesille fikirsel bir devrim sürecinden geçtikten sonra ve 10 senelik bir süreç sonrası, periyot sonrası yavaş yavaş düzeleceğini, düşünüyorum. Bak ee, kelimeler karışmaya başladı. Kelimeler karışmaya başladı. Cümle kuramamaya başladım. Bu neyin sinyalidir arkadaşlar? Bu yavaş yavaş veda etmenin sinyali. Değil mi? Yani burada mı daha çok yakalır seni? Kikte mi? Sinan, şey Sinan Volkan hani hiç yakalayamaman daha olası. Çok nadir yayın açıyorum ama ciddi bir yayın varsa hani duymak istediğim bir şey varsa eğer burada olur o. Gayri ciddi işte film izleyeyim, şunu izleyeyim, bunu yorumlayayım, video izleyeyim. Kik de oldu çünkü telif meselesi yok orada. Telif konusunda daha rahatız. Bizim kafa da gitmeye başladı. Evet evet benim de. Benim de. Ses de gitmeye başladı farkındaysan. Normal sesime dönüyorum yavaş yavaş. Normal konuşma sesim biraz daha şey benim. Daha bu şekilde. Erlik sesi biraz daha böyle. Yani daha sesli konuşuyorum, Bu yüzden sesim çok şey. Tıkıntılı. Normal sesim. Burası. Erlik sesi daha az yüksekti falan. Anladınız. Tamam mı? O fazla konuşmak görüyor beni. Çünkü bağırmak zorunda kalıyorum. Sanki sesim gitmeyecek Bir şey böyle takıntı var bende. Güzel yayınlar her zaman gibi teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Ne demek Zeyze'ye ben teşekkür ederim. Hoş gelmişsin. Her zaman yanımızda. Gitmeden bu gece izlenecek bir film önerin olsa. Bu arada Allah kolaylık versin. Arkadaşın aksıda uğraması çok can sıkıcı. Te çok teşekkür ederim Mina. Vallahi bir film önerisi bilmiyorum ya. Herhalde bir film önerisi olmayacak. Keyfim yok çünkü. Keyfim olsa öneririm. Evet ses gitmeye başladı. Öykü doğru. <laughs> Prison Break izleyin. <is> <laughs> Konuyla alakalı. Bruce Wayne e dönüşüyor. <laughs> tamam hadi bu kadar yeter. Uzattık fazla. Arkadaşlar katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki de katıldınız. iyi ki de beni dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Galeyağına gelmeyin. Özellikle sosyal medyanın galeyağına gelmeyin. Her fikir, mantık ışığında soğuk kandallarınızı koruyun diyorum. Başka bir gün görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hadi bakalım. Çocuğum beni yayınlanan outroya gir.